Bir videoda 7 tarif yaptık. Bazlamadan pizza gibi sahur pizzası. Yok Hatice, o kadar kaşar peyniri konulmaz derseniz daha da az koyabilirsiniz. Tost ekmeğinden minik börekler yapacağız. Izgara zeytin yapalım demiştik. Katmer tost ve lavaş tost yaptık. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında yine bir Ramazan'a kavuşuyoruz inşallah sizlerle beraber. Bugünkü bölümümüz için düşündük neler yapsak diye. En çok gelen sorulardan bir tanesi, sahura ne yapacağız Hatice? Sahur için bakalım birkaç tane farklı tarif deneyeceğiz. Nerede yapacağız? Tost makinesinde yapmak istiyorum. Çünkü hani böyle fırını açıp da böyle saatlerce uğraşmak istemiyorum. Sahura tost makinesinde pratik tarifler. Nelerimiz var? Lavaşımız var. Tost ekmeklerimiz var. Bazlamamız var. Benim çok sevdiğim annemin biz çocukken sahura kalkıp kendisinin yaptığı katmerimiz var. Neyse ki şimdilerde marketlerde de var. Taze patatesimiz var, haşladığımız. Haşlanmamış normal patatesimiz var. Zeytinlerimiz var, ne çıkarsa artık. İlk önce bazlamalara başlamak istiyorum ama ondan hemen önce diğer ekmeklerimin üstünü kapatacağım çünkü kurumasınlar. Bazlamalarla ilgili çok sevdiğim bir tarif var, hem de çok basit. Daha önce biliyorsunuz portakal ağacında sizlerle bazlama yapmıştık. Aynı şekilde eğer evde kendiniz yapmak isterseniz önden yapıp buzluğa atabilirsiniz. Akşamdan çıkartabilirsiniz. Ya da bilmiyorum, mikrodalga kullanıyorsunuz eğer, mikrodalgada ısıtıp da kullanabilirsiniz. İlk önce ne yapacağım? Ya da hazır alabilirsiniz bizim gibi. Birazcık zeytinyağı dökeceğim. Böyle bir bazlamadan pizza gibi sahur pizzası. Salça süreceğim üzerine. Ama hani böyle isterseniz kıştan kalma domates sosunuz varsa ondan da sürebilirsiniz. Kıştan kalma değil, yazdan kalma. Her tarafını kapatmıyorum ki çok böyle salçalı salçalı olsun da sonra bütün gün boyunca sos atsın istemiyorum. O yüzden sadece bir koklatacağım salçayı. Bu arada hatta tost makinemi de açayım, ısınsın. Tamam. Sonra normal pizzadaki gibi rendelenmiş kaşar peyniri serpeceğim. Birazcık dilimlenmiş siyah zeytinden koyacağım. Böylece tek bir bazlama pizzası bütün bir sahur için gerekli ya da bizim sevdiğimiz yiyecekleri karşılamış olacak. Birazcık da beyaz peynir koyayım. Beyaz peynir koyuyorum ama dilerseniz lor peyniri, çökelek, ezine ya da hatta eski kaşar da deneyebilirsiniz. Bazen bu tarifi yaparken peyniri önden bir baharatlıyorum. Böyle akşamdan hatta iftariyelik yaparken de aynı şekilde. Birazcık üzerine nane, karabiber, pul biber, işte kekik koyup peyniri servis ediyorum. Aynı şekilde işte bazlama pizzada ya da işte sahurluk tariflerde de o baharatladığınız peyniri de kullanabilirsiniz. Ben şimdi onu göstereceğim size. Ben önden baharatlarımı karıştırmayı seviyorum. Mesela işte bu mini kavanozda da önden karıştırdığım kekik, nane ve pul biber var. Hangi yemeği yaparsam yapayım, bazen hatta içine işte kimyon, zencefil, zerdeçal ya da işte öğütülmüş tane çektiğim karabiberden de koyuyorum. Hangi yemekten yapacaksam üzerine bir tatlı kaşığı kadar koyunca efsane bir şey çıkıyor ortaya. Tost makinesine verme zamanı. Tost makinesini yaparken bugün sizler birkaç tarif birden deneme niyetim var. O yüzden ben arasına yağlı kağıt koyup yapacağım. Hem temizlemesi daha kolay olsun, hem de işte bıçakla almaya çalışırken vesaire diğerleri için çizmesin diye. Ben tost makinemi birazcık daha ayarına göre kaldırıp yapmak istiyorum. Çünkü bir anda böyle üzerleri yanmasın diye. Ama eğer sizin o ayarınız yoksa, yani işte hani kademeli bir şekilde değilse, diğer arkadaşlarımın YouTube videolarında da görmüşsünüzdür. Bazıları işte buraya iki tane çatal ya da iki tane karşılıklı göstereyim. Biri bu tarafa, biri bu tarafa bakan böylece kademeyi sağlayacak. Evet. O pişerken biz ne yapacağız? Biz ikinci tarifimize geçeceğiz. İkinci tarif için de bu sefer patatesli bir şey yapalım istiyorum. Patates ve tost makinesinin tariflerinde çok gördüğünüz, benim de çok sevdiğim bir tarif olan patates tostunu yapacağım.
Bunun için ne yapıyorum? 2-3 tane patatesim var. Bunları bir güzel yıkayacağım. Sonra da ilk önce rendeleyeceğim. Dilerseniz bu soyma işlemini akşamdan yapıp büyük bir kaseye tuzlu su koyup sonra gece kalktığınızda rendeleme kısmını da yapabilirsiniz. Her sebzeli videoda söylüyorum, gene söyleyeceğim. Bu soyduğum kabukları mesela bir günün sonundaki kabukları biriktiriyorum ve ondan sonra akşama mesela biz burada stüdyoda onları kaynatıyoruz. Hatırlarsanız bir sebze suyu videomuz vardı. Ondan sonra bu çorbalarda, pilavlarda vesaire de çaktırmadan o sebze suyunu ekliyoruz. Özellikle kerevizin yaprakları, işte patates ya da normalde çok ev halkının yemeyeceği sebzeleri kullanmak için iyi oluyor. Ben yapana kadar, bu arada sanki bazlamamdan da kokular geliyor. Onu hemencecik bir çıkarayım ki yanmasın. Evet, zeytinleri vesaire iyice kızardı. Çok azıcık da zaten hazır kademeliyken kaldırayım. Birazcık da üzeri erisin. Evet, güzelce erimişler. Küreğimizi alalım. Şöyle büyük bıçakla kesmeyi daha çok seviyorum bunları. En sevdiğim dumanı çıkan bazlama tostumuz, birinci tarifimiz hazır. Tabağımı alayım. Fırına koyayım, sıcak kalsınlar. Ne yapıyoruz? İkinci tarifimiz patates yapıyoruz. Önce bir yumurtamı kırayım. Şimdi bunları önden bir çırpacağım çünkü patates eklediğimizde yumurtanın her tarafa karışması zor oluyor. Patateslerin, evet, en kritik kısmını unutuyordum. İyice suyunu sıkarak ekleyeceğim. Çünkü haşlanmasını istemiyorum. Patateslerin suyunu sıktık. Niye lavaboda sıkmadık bilmiyorum. Rendelenmiş kaşar peynirimizi ekleyeceğim. Bir su bardağı kadar. Yok Hatice, o kadar kaşar peyniri konulmaz derseniz daha da az koyabilirsiniz. Tekrardan birazcık tuz. Az tuz, az tuz. Baharat karışımından iyice karıştıracağım şimdi. Yağlı kağıdım vardı. Zaten sadece bazlama yapmıştım. O yüzden tekrar israf etmiyorum yenisiyle. Mümkün mertebe inceltmeye çalışıyorum ki iyi pişsin diye. Bence diğerini de alır gibi. Eğer daha da ince olmasını isterseniz iki partide yapabilirsiniz. Ama ben birazcık daha işte o patates böreği, patates tostu gibi olsun istiyorum. Bazen arkadaşlarım şey de yapıyorlar. Yani işte bir kata sadece yumurtalı rendelenmiş patates koyuyorlar. Onun arasına kaşar peynirleri diziyorlar. Sonra tekrardan kalan patatesi yayıyorlar. O tam işte börek gibi oluyor. Bu biraz daha tostumsu. Üzerini kapatabiliriz artık. Bu sefer kademeli yapmıyorum çünkü iyice altı üstü pişsin istiyorum. Şöyle bir tutayım. Neyimiz var başka? Bakalım. Tost ekmeğimiz var. Tost ekmeğinden minik börekler yapacağız. 2-3 tane tost ekmeğim var. Kişi sayısına göre kullanabilirsiniz. İçine beyaz peynir ya da küp kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben labneyle yapıyorum çünkü benimkiler labneyi seviyorlar. Ve sürekli aynı şeyi kullanmamış olayım diye. Maydanoz koyabilirsiniz aynı börekteki gibi. En son neyimiz var? Yumurta sarımız var ve susama bulayacağız. Ne yapıyorum? Tost ekmeklerimi merdaneyle incelteceğim. Bunları rulo şeklinde saracağım. Ne kadar ince olurlarsa o kadar iyi benim için. Bu arada böreğimden dumanlar geliyor. Evet. İyice kızarmasını istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi açık sarıyorum kadar. Eğer sadece yumurta beyazı ya da kaşar kullansaydım tek bir tarafına koyacaktım ki kolay sarılsın diye. Ama labne zaten daha kremamsı olduğu için her tarafını yiyip öyle saracağım. Şimdi yumurtamı hazırladım. Susamımı da hazırladım. Yumurta sarısını buladım. Sonra da susama bulayacağım.
Böreklerimiz hazır. Videonun ortasında biz yaparken ne oldu? Hatice'nin gene sonradan aklına geldi. Ya bizim bir tane Diyarbakır'dan aldığımız susamlarımız vardı diye özel. Dedim ki hepsini onunla karıştıralım. Bu arada patates tostumuz da pişti. Evet. Tost börekleri kenara alayım. Onu bir keseyim. Sonra diğerine geçelim. Bu hazırdaki ikinci tarifimiz. Bunu da kenara alalım ve tost börekleri pişirelim. Bunu artık yeni bir kağıt çıkartma zamanı. Susamlar zaten kavrulmuş olduğu için çok böyle simsiyah olmasınlar istiyorum. O yüzden bazlamada yaptığımız gibi üzerini yağlı kağıtla kapatıp yapacağım. Ama eğer isterseniz beyaz susam kullanıyorsanız ve kademeli varsa tost makinenizi üzerini hiç kapatmadan da deneyebilirsiniz. Üzerini açmaya bile gerek kalmadı bence. Labneli, maydanozlu, yumurtalı, susamlı tost börek. Sıradaki tarif. Ne var başka? Izgara zeytin yapalım demiştik. Ne kullanacağız? Biberli zeytinlerimiz vardı ama isterseniz içi boş olarak da satılıyor. Bu daha ekonomikti. Biz de o yüzden biberli zeytinleri aldık. İçindeki biberleri çıkarttık. Baharatlarımız var gene. Sarımsağımız var ve zeytinyağımız var. Zeytinlerimi koyacağım. Bastıracağım tost makinesinde. Izgara yapacağım onları. Bu sefer direkt ızgara izi çıksın istiyorum. Olduğu gibi bastıracağım. Bütün hepsinin işi bittikten sonra zeytinyağlı bir sosa koyacağım. Tatlı kaşığın ucuyla gibi. Tuz, gene nane, kekik, pul biber. Karabiber. Bunu kenara alacağım ve sarımsaklarımı ezeceğim. Üzerlerini açtım. İyice yumuşadılar çünkü. Şimdi birazcık da kızarsınlar istiyorum. Birkaç dakikada tamamen üzeri kapalı pişireceğim. Ben bu arada sarımsaklarımı soydum. İsterseniz doğrayabilirsiniz ya da bir havanla ya da sarımsak eziciyle benimkisi gibi ezebilirsiniz. Şimdi zeytinleri çıkarınca sarımsaklarla biberleri de hafifçe ızgara yapacağım. Buradan hiç almıyorum çünkü direkt kağıda koyacağım. Evet, kastettiğim buydu işte. Şimdi içinden çıkan biberleri, eğer isterseniz hiç bizim gibi sanatsal kaygılara bulaşmadan direkt içindeki biberlerle de koyabilirsiniz. Estetik olsun diye çıkarttık. Hatırlarsanız bizim bir ızgara zeytin tarifimiz vardı. Onu hiç ocağı açmadan ya da işte öyle 2 saat uğraşacağım, ızgara zeytin bulacağım vesaire derdi kalmadan hazırlamış olduk. Hadi kaseye alalım. Evet. İster iftariyelik, ister böyle sıcak pide ve zeytinle beraber yağına banmalık enfes bir şey oldu. Bu defa neyimiz var? Bu defa taze patateslerimiz var. Haşlanmış. Bunu işte iftardan kalmış taze patateslerle de yapabilirsiniz. Ne yaptık? Minik minik taze patatesleri haşladık, soyduk. Daha sonra bunların üzerine önce bunları koyayım. Zeytinyağı. Sarımsağım var. Şimdi bu defa birazcık hani patates salatasındaki gibi belli olsun istiyorum sarımsaklar. O yüzden sanki böyle velev velev kesiyormuş gibi keseceğim. İsterseniz havanda dövebilirsiniz, isterseniz sarımsak eziciyle ezebilirsiniz. Tekrardan iyice karıştıracağım. Tost makinem zaten sıcak. Kağıtla. En sonunda da birazcık üzerini açarak kızartacağım. Ne kaldı malzememiz? Kullanmadığımız lavaşımız var. Bir tane de katmerimiz var. Bunlardan da bir tane tost yapmayı göstereyim.
Arkadaşım artık diyor ki daha fazla çekme Hatice. Onlarla kalan malzemeleri bitirelim. Birazcık beyaz peynirimiz var. Önce onu bir ezelim. Bu arada onlara bakayım. Evet, güzel kızarıyorlar. Birazcık yüzden açık zaten. İyice kaşarlar üstünden erisin, kaplasın istiyorum. Bol baharat olsun. Biz normalde bunu yaparken eğer sahur yapıyorsak üçe falan bölüyoruz. O kadar bölücü bir şey oluyor. Şimdi bunları alalım, patatesleri çıkaralım. Bu da gerek iftarda ana yemeğin yanına gerekse sahur için leziz bir alternatif oldu. Son tarife geçiyoruz. Bizim evdeki delikanlılar illa en üst tarafta kaşar olacak diye tutturuyorlar ama siz dilediğiniz katlama şekliyle yapabilirsiniz. Kastettiğim buydu işte. Bu da sonuncu tarifimiz. Hadi bakalım yaptığımız her şeyi masaya getirme zamanı. Bugün portakal ağacında sizlerle bir videoda 7 tarif yaptık. Neler yaptık sahur için? İlk önce bazlamadan kahvaltı pizzası yaptık. Ondan sonra patates tost yaptık. Ondan sonra tost böreği yaptık. Izgara zeytin, ızgara baharatlı patates, katmer tost ve lavaş tost yaptık. Dilerim çok güzel, çok bereketli, çok huzurlu sahurlarda sizlere eşlik eder. Şimdiden afiyet olsun.